Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Sabah korkmuş depremle uyandık ama Allah'tan hiçbir şey yapmadık. Evet, saat 3.3 herhalde. Beni hanım uyandırdı vallahi. Biz yattık. Hissettiniz mi? Vallahi hissettik. Bayağı da sallandı yani. Böyle uyanmıştık yani. Ben hiç hissetmedim. Tahmin ettim mi? 6 nokta falan olduğunu tahmin ettik. Ucuz atlattık. Gerçekten. Ben evet. Sorularıma geçiyorum. Kısa vaktim var. BAF göçmeni çiftçi bir ailenin oğlusunuz. Çukurova Üniversitesi'ni bitirdiniz hekim olarak. Ancak siz İstanbul, Ankara'yı istiyordunuz. Orada torpil mevzusu falan döndü gibi bir şey söylemiştiniz daha önce. Nasıl oldu hekimlik süreciniz? Nasıl başladınız? Şimdi ben tabii 1955'te BAF kazandı. Falya köyünde doğdum. BAF'ın ortalarında bir köy, 250 nüfuslu bir köydü. Ortaokul ve ilkokulu şeyde bitirdim, Falya köyünde bitirdim. Ortaokul, liseyi BAF Kurtuluş Lisesi'nde bitirdim, BAF'ta bitirdim. Yurtta kaldım. Ondan sonra okulu, üniversiteyi orada bitirdikten sonra okulu şeyde BAF Kurtuluş Lisesi'ni üniversiteye gittim. O zaman da savaş dönemi, tam 1974 evet. Dönemi. Sınava girdim ben. Aslında ben önce başka bir okulu kazandım. İkinci orada hazırlık veterinerlik fakültesi. Veteriner fakültesi kazandım. Ancak o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti bize burs şey verdi diye kontenjan vermişti. Benim puanım bayağı yüksekti. Benim idealim o zaman İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik, o zaman Mimarlık ve Mühendislik bölümü vardı. Oraya girmekti. Ama orada amcamın oğlu okuyordu. Ankara'da okuyordu. Tevfik Pilli, bugün avukatlık yapıyor Mausa'da. Olmaz dedi, böyle bu kadar bir puanla sen tıpa gir falan dedi. Onun şeyde etkisiyle tabii ben tıpa müracaat ettim. Tabii o zaman işte İstanbul biliyorsun, İstanbul, Ankara ve İzmir'i tercih etmiştim. Puanım da iyiydi yani, iyi bir puana sahipti kontenjan olarak. Tabii biz sonunda şeye kazandık. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi kazandık. Tabii benim puanım gerçekten doğruydu. İstanbul, Ankara ve İzmir'i kazanacak bir puandaydı. Ancak tabii ki biz Çukurova Üniversitesi'ni oraya gittik. Yani orada öyle görüldü elçilik tarafından. Ama bir yandan ama pişman değilsiniz. Pişman değilim. Yani o zaman tabii Çukurova Üniversitesi gittiğimiz zaman gerçekten ilk başta bocaladık falan. Ancak daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gittiğimi ben çok memnun oldum. Çünkü iyi bir okul, iyi bir eğitim, çevresi iyi, insanları çok iyi. Ziraat Fakültesi çok gelişmiş. Ziraat Fakültesi. Şimdi mesela Kıbrıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin en iyi okullarından bir tanesidir Çukurova Üniversitesi. Alanya'yla Ziraat Fakültesi vardır işte meşhur. Çukurova Tıp Fakültesi bayağı gelişmiş. Yani Çukurova Üniversitesi'nden mezun olduğum için ben mutluyum. Evet, sonra hekim olduğunuz bitirdiniz, bir süre Türkiye'de kaldınız ve güzel yurta geldiniz hekim olarak. Evet, ben işte bitirdikten sonra, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi bittikten sonra orada İlgin Karar Üstü'nde çalıştım. Amerikan, öyle mi? Tabii orada Amerikan Üstü vardı. Ortak işte evet, Cumhuriyeti. Orada girmek kolay değildi. Ben bir şekilde girdim oraya. Sevilen biriydim. Ben gittiğim yerde sevilen biriyim. İnsanları seven bir kişiyim. Orada bir müddet çalıştım. Daha sonra tabii Kıbrıs'a geldim. Askerliğimi yaptım. Askerliğimi de tabii kampta ilk 3 temel eğitim vardı. Hı hı. Ondan sonra hep ben Erenköy istemiştim. Gidip kurayı çektim, Erenköy'e çıktım. Yani kurada çıktı tabii. Yani torpil yoktu orada. Zaten kimse gitmek istemiyordu. Zaten sizin torpiliniz hiç en başından beri olmamış anladığım kadarıyla. Orada şey gittim, Erenköy biliyorsun, orası ayrı bir bölge. Tabii. Gemilerle gidiliyor falan. Orada da gittiğime çok memnun oldum. Oradaki asker arkadaşlar, çocuklara bayağı, doktor olarak bayağı faydam oldu. Onların bir abisi olarak bayağı faydam oldu. Şu anda da bana bunlar hepsi biliniyor. Her gittiğim yerde bir tanı vardı. Bir asker vardı. İşte Ali abimiz geldi, doktor abimiz geldi falan. Orada yani ben
oradaki asker arkadaş çocukları, benden çok küçüktü onlar tabii. Hep kucakladım, hep dertlerine, sıkıntılarına ortak oldum. Buradan araya girecek olursa... Ve sevdim çocukları, onlar da beni sevdi. Ama daha seviyorlar. Hekim olarak da güzel yurtta çok seviliyorsunuz. Evet. Hatta hasta bitmeden, şeyi bırakmadan, mesai bırakmadan devam ettiniz. Kesinlikle. Burada bir şey sormak istiyorum size. Bakanlığınızı hekimliğinizin önüne mi koyuyorsunuz, yoksa hekimlik mi önde geliyor sizin için? Şimdi benim için hekimlik çok önemli. Ben zaten 1985'te doktor olduktan sonra işte çeşitli yerlerde çalıştım. Türkiye'de işte İncil Kabahisi'nde çalıştım. Kıbrıs'a geldikten sonra değişik yerlerde işte bölgede Lefke ve Güzellik bölgesinde değişik bütün sağlık ocaklarında falan hastanede falan çalıştım. Benim tek hedefim insanlara en iyi sağlık hizmetini vermekti. Benim kapıma gelip de geri dönen hiç kimse olmamıştı bugüne kadar. Bir kişi olmuş ama. Bir kişi olmuştur, onu şey etti. Ama onu da 16 sene sonra... Vicdan, 16 sene de vicdan azabı çekti. Dönmedi aslında, o da dönmedi de. Şimdi dinliyorsa, 23-24 yaşında bir kız çocuğudur. Yani 16-17 sene sonra fark ettim, buldum, bilmiyorum, tanımıyordum. Ona bakmadım değil. Neden bakmamıştınız? Bakmadım değil. Yani benim orası çok yoğundu. Ben büyüklere bakıyordum, daireciydi. O da çocuk doktoru vardı diğer tarafta. Ama bana bakılmak istedi. 7-8 yaşında ateşi olan bir çocuk. Dedim ki, ya orada şey baktı, başka çocuk doktor var. Git bak, bakın da kalabalıkları çok falan. İçeri girdikten sonra tabii ondan sonra düşündüm, dedim niye şey etmedim. En azından sıraya girsin falan bir bakayım dedim. Dışarı çıktım, baktım annesine oturuyor. Dedim ki, size bakacağım, oturumda bakacağım dedim. Bakındık dedi falan, gülümsedi. Ve yani sonra tabi zaman süreç geçti. Ben hep üzüldüm yani, niye bakmadım o çocuğa. Öyle bir kişiye bakmadım. Size dert oldu. Ve ondan sonra 16-17 yıl sonra ben galiba 18 yaşındaydı. 18 işte o kadar yıl sonra tanımıyordum da ilk kimden olduğunu. Yine astımlı bir hastanın yanına bakan bir bayan vardı. Dedi ki, o bayan beni sürekli şey yaptı. Dedi ki, işte baktığım bayan, işte Ali Pili dedi, doktorumuz dedi, her zaman bize bulunuyor falan dedi. Çok seviyorum dedi. Hiçbir zaman geri çevirmedi falan. Bu arada yanındaki bayan dedi ki, ama benim yıllar önce dedi, o kızıma bakmadı dedi falan. Deyince, orada durdum. Ben de dedim, 16-20 senedir seni arıyorum dedim zaten. Sizleri arıyorum, neredesiniz? Falan gülüştük orada ve orada konuştuk, dost olduk falan ve ben yıllar sonra rahatladım aslında. Şimdi sürekli ben onların dostum, yani sürekli onların bakıyorum, şimdi de bakıyorum, yani telefonunda olsa. Bakanlık yapana kadar hasta bakmaya devam ettiniz değil mi? Baktım, o arada. Baktım. Ben bakan oluncaya kadar ondan önceki hep hasta baktım. Şimdi de beni arayan herhangi bir hasta telefonum olsa bile ben yardımcı oluyorum. Açıyorsunuz telefonu. Açıyorum yani mutlaka. Tabii şu anda çok yoğundur telefonum. Bayağı yoğun olduğu için bunun bir sıkıntısını çekiyorum. Herkes beni arıyor, bazen ulaşamıyor. Bazen işte cevap veremiyorum. İşte toplantılar var, sıkıntılar var, o var. Onun bir türlü onun çözümünü yapamadım. Arkadaşlara verdim, arkadaşlara baksın diye. Beni istedikleri için onları kime baktılar, kime bakmadılardan dolayı en büyük sıkıntım şu anda sıkıntılarımdan bir tanesi de telefonlara istediğim gibi cevap vermemek. Cevap verememeniz, hastalarınızı yanıtlayamamız. 2013 yılında Güzel Yurt'tan UBP milletvekili seçildiniz. Ve Sağlık Bakanı olduğunuz en kritik dönemde de Sağlık Bakanı oldunuz. Pat diye görevden alındınız o dönem. O süreçte neler yaşandı? Çünkü Başbakan Ersan Saner dedi ki dünyanın en iyi doktoru dedi. Bir hafta sonra görevden alındınız. Sayın Tatar arkanızda durmadığı için o dönem biraz sitemkardınız. Hala bu kırgınlıklar sürüyor mu? Evet. Ne oldu? Nasıl öğrendiniz? Şimdi ben 2013'te doğrudur Güzellik'ten milletvekili seçildim. Ben halkın büyük bir şeyle seçildim. Yani halkın isteğiyle seçildim. Yoksa ben aslında politikacı olmak istemiyordum. Yani ben sonuçta dayandım en sona geldim. Artık dayanacak durumda kalmadım.
Ulusal Birlik Partisi'nin en zor döneminde girdim ben. 12-13 milletvekili. O halkın dönemde benim, en yüksek. Evet, en yüksek notu şey puan, şey aldım. Yani, oyu aldım. Muhalefet olsun, bizim partide olsun, ben bayağı güzel bir oy aldım. Yani o zaman 6 milletvekiliydi. 5'i başka bir partiye verdi. Bir tanesini de bana veriyorlardı. Karma, çok karma vardı o zaman. Birinci dönem ben herhangi bir bakan falan olmadım. İkinci dönemde de tabii ki ben hep yani ben söz verdiğimi yapan bir kişiyim. Ben ilk dönemden biliyorsun Ersin Tatar, şimdiki Cumhurbaşkanı, evet. Tuttum. İlk dönemde tuttum. Tek bir kişiydim. İkinci dönemde tuttum. Yani sonuçta yani geriye dönmedim. Siyasette de genel yaşantımda da ben verdiğim sözlerin arkasında duran bir kişiyim. Belki bazı sözler geç kalabilir ama sonuçta şey olur. İşte bakan Ersin Tatar hükümetinde bakan oldum. Ersin Bey yapmıştı, Cumhurbaşkanımız yapmıştı beni Sağlık Bakanı olarak. Ben tabii Ersin Bey herhangi o dönemde biraz kırgındım. Yani kırgındım derken şimdi Covid-19 dünyanın hiç tanımadığı, hiç kimsenin bilmediği Covid-19 ortaya çıktı dünyada. Bir pandemi çıktı. Ve bu pandemi hiçbir dünya tanımıyordu. Ve biz ülkemizde bu pandemiyi en iyi şekilde idare eden, yani bu yöneten hükümet olsun, halkımız olsun, Sağlık Bakanı olsun gerçekten çok iyi yönettiğine ben inanıyorum. Zaten bizi de takdir ediyorlar. Sonuçta bizim yaptıklarımızı İtalya, İspanya, işte Almanya ve diğer ülkeler biz yaptıktan sonra onlar yaptı. Yani çok, biz çok, çok, yani biz çok gerçekten biz gerçekten iyi yönetilen bir dönem olmuştur. Yani pandemiyi insan kaybını çok azal, 4 kişi kaybettik. Bugün Avrupa'da diğer ülkelerde bayağı insan kaybı olduydu. Evet. İşte ondan sonra tabii büyük zorluklarla ben belli bir seviyeye getirdik. Tam bitmek üzere olan bir Covid. Neredeyse yani yaza giriyoruz. Aşılar tabii sıfır vakaya geldik ve güzel çalıştık. Gece gündüz çalıştık. Ve hedef, bende hep el hedef vardı zaten. Ben hep hedefe giden bir kişiydim. Hedefim işte yazda aşılar çıktı. Covid ilaçlar daha fazla olmaya başladı. O zaman gerçekten çok zorluk çektik. Yani bugün bir kitap yazılsa çok şeyler yazılır. Tam yaza gireceğiz. Covid düştü. 20'lere falan düştü. Açılımlar başladı. İşte aşılar çıktı. Tam ocağın 15'inde aşılara başladık. Sizin bir hedefiniz vardı. Bir hedefim vardı. Ben yazda Covid'i en aşağı bir seviyeye düşürüp zaten ileriyi bir gören bir kişiyim. Yani ben olarak ve dünyada takip eden. Çoğu diyor ki işte Ali Pilli Sağlık Bakanlığı bilimden uzak diyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nde uzak. Hayır. Biz hep takip eden hem üst kurul ve Ali Pilli dünyayı takip ediyoruz biz. Sonuçta benim konuşmana baktığınız zaman 2021'in sonunda bu Covid'in düşeceğini biz o zamandan ben değilim. Tüm dünya görüşü buydu. Aşılarla beraber, ilaçlarla beraber tanıdığımız bir virüs oldu artık. Bir de mutasyona uğrayan bir virüs. Her evet. Mutasyona dünya geneline baktığın zaman eskiden hep virüsler iyiye doğru mutasyon. İlk başlarda başka bir ortam. Öldürücülüğü daha çoktur. Çünkü ayrı bir ortamdan, hayvan ortamından insan vücuduna geliyor. Orası ortam değişik. Burası düşün mağara devrinden bir insanları şimdi şu anda mağara devrinde yaşayan bir insanları bu yaşama getirdiğin zaman ne yaparlar? Hepimize saldırırlar sonuçta. Bilmiyorlar nedir bunlar falan. Ama belli bir süreç sonra onlar da mutasyona uğradıkça bu ortama bu şeye uyum sağlarlar. Dolayısıyla bu uyum sağlayacağını biz daha önceden dünya görüyordu sonuçta. Onun için ondan dolayı ben biraz kızgınıdım. Yani şey olarak yani çok güzel gider. Başarıyla eninden hatta sonuna kadar. Hatta, bir de neden görevden alındığınızı da bilmediğinizi söylüyordunuz o dönem. Gerçi Sayın Saner size istifa et git demiş bir hafta öncesinde. Evet. Siz nasıl öğrendiniz daha sonrasında? Benim istifa et dedi tabii. Dedim beni beğenmiyorsun tabii o zaman. Şimdi geçti tabii onlar hep ama. Tabii. Beni sevmiyor. Yani beni istemiyorsan, şey etmiyorsan alırsın görevden dedim. Ben niye istifa edeyim falan dedim. Baf ve inadı, böyle oldu. Baf inadı var sizde. Baf inadı değil. Yani baf
kişilik olarak ben aldığım işi bitirmek istiyordum. Hatta o zaman Türkiye'de bana çok değişik yerlerden işte geldi, çalıştı Ali Pilli geldi, ondan sonra aldılar. Yani sonuçta tam bitmek üzere olan bir şeyi tam rahat. Çıktığımız bir yolda bitmek üzere finish'e gidiyoruz. Biz tabii şey oldu, görevden alındık. Evet. Ve geldim yine en zor şartlarda yine aldım. Biliyorsun. Tabii oraya geleceğiz. Peki, tabii yani şimdi en zor şartlarda geldim. Siz tekrar görevi devraldığınızda bakanlıkta neler değişmiş buldunuz? Vallahi ben bakanlıktan sonra tabii orada benim bizim partiden olan bir arkadaşla herhangi bir şey söylemek istemiyorum ama tabii ki yaz döneminde bazı şeylerin yapılması gerekiyordu. Yaz biliyorsun virütik enfeksiyonlar yazın daha aşağı düşer. O hazırlıkları yapıp kışta yükseleceğini, bütün virütik enfeksiyonun yükseleceği belliydi ve net idi. Biz buna rağmen işte geldik aşıları, bugüne kadar ben işte 5 Kasım'dan bugüne kadar 200 bin yakın bir aşı yaptık. Bir %85'lere varan tamamlanmış dozlar vardı bugün. Eğer şimdi şu anda tabii ki omikron iyi bir mutasyon. Yani evet. Sonuçta çok hızlı yayılıyor. İnsana fazla zarar vermiyor. Üst solunum yolu enfeksiyonu olarak seyrediyor. Çok insanda da asemptomatik, semptom olmadan geçiriliyor. Ama buna rağmen vakaların çoğalması sağlık yükünü artırıyor. Sistemi çok fazla zorluyor sonuçta. Bak mesela dün işte iki yerde sıkıntılar yarattı. PCR alanında sıkıntılar, Cengiz Topkapı Hastanesi ve fuarda. Tabii ki sıkıntılar oldu çünkü kapasitenin üzerinde artık burada PCR yapma geldi. Geldiği için orada bazı empati yaptığın zaman gelen bir insan tabii orada uzun süre beklerse bir tepki gösterir. Bu da normaldi. Bugün orada tedbirleri, akşamdan hemen tedbirleri artırdık. Cengiz Toplu tedbirleri artırdık. PCR alımının bir daha hızlı bir şekilde alınması için bazı önlemler alınmıştı oradan. Neden yaşıyoruz peki bunları? Asıl sebep ne sizce? Sağlıkta neden bu kadar çok sorun yaşıyoruz? Şimdi sağlıkta çok sorunlar vardır. Yani sağlıkta pandemi öncesi, pandemi sonrası sorunlar. Ama pandemi öncesi sorunlarımız da çoktur. Yani altyapıdan dur, personel yapısına göre sistemin düzeltilmesi gerekir. Dolayısıyla yani önümüzdeki günlerde kurulacak bir hükümette mutlaka ve mutlaka bazı radikal başbakanımız da bunu söylüyor. Bazı radikal tedbirlerin alınması gerektiğini söylüyor. Evet gerçekten, ama soruyorlar bu radikal tedbirler nedir? Evet. Doğrudur. Yani bu radikal tedbir aslında bellidir. Eğer biz kurulacak bir hükümette bu ülkenin belli sorunları var ve sıkıntıları vardır. Bu sıkıntıları mutlaka ve mutlaka artık son noktaya geldi, çözülmesi gerekir. Onun için köklü bir değişimden köklü bir, bahsediyoruz. Yani burada mutlaka reformların yapılması gerekir. Yani bir sağlık reformunun yapılması gerekir, bir kamu reformunun yapılması gerekir. Artık bu çağda devletin olması gerekir. Süratle bunların yani bir insanın gidip de bir memurun karşısında işinin bir anda olması lazım. Elektronik Türkiye elektronik ortamda olması gerekir. Yani bir tapu alacaksan mesela bugün Türkiye'de yarım saatte tapu alırsın. Ama bizde günlerce beklersin. Bunların düzeltilmesi gerekir. Yani geç kalınmış değil mi? Çok geç kalın tabii. Ben hatırlıyorum 1995'lerden beri bu E-Devlet'e geçirecekti. Bütün sağlıkta otomasyona geçirecekti 95'lerden. Evet. Ve bugün işte 25 yıldır ve biz hala daha bu E-Devlet'e geçmedik. Onun için bunları sıraya koyup bir anda yani sistemli bir şekilde süratle bunların geçilmesi. Ama reformların bir tanesi, en başta yapılması gereken reformların bir tanesi sağlık reformunun yapılması. Ne mesela altyapıları tamamlanması. Bir anda altyapıların tamamlanması gerekir. Bu altyapılar nedir? Bak bir burada bir tane hastane var. Mesela 6 ayda bitecek bir hastane. Amerikan Green American Üniversitesi almış olduğumuz yarım hastane, ben fondan 30 milyon ayırdım, fondan ayırdım, parası azdı, hala daha kaç bir yıl geçti. Neden olmuyor? Neden olmadı? Çünkü mesela bir ihalenin şartlarının değişmesi lazım. Sürekli ihaleye gidiyor, iptal olunuyor. Geri ihaleye gidiyor, iptal olunuyor. Bunlar işte reformla oluyor. Bunlar artık bazı kuralların gelmesi lazım. Radikal tedbirleri alması lazım.
Sen bugün bunları eğer yaparsan, bunlar hepsini bir anda yapabilirsin. Bak 6 ayda bugün burada bir tane hastane altyapı olarak biter. 6 ayda biter. Parası da o zaman hazırdı. Şimdi tabii o zaman 30 milyon, 60 milyon oldu. İhaleye girdi 68 milyona gene iptal oldu. Şimdi 120 milyon. Tabii. Ama sonuçta para bulunur. Yani sağlık olsun. Sağlık kaybettikten sonra sağlığı tabii bir daha alamazsın ama parayı bulursun. Dolayısıyla 6 ay içerisinde Girne'deki hastane bitebilir. Kaldı ki şimdi askeri hastane olur. O da halka hizmet evet verecektir. Açılış. Sonuçta bu Girne'miz görüyorsunuz. Bu Girne'mizin kalkınmakta olan turizm kentimizin mutlaka sağlık yönünden güçlü bir bölgesi olmasa, ilçesi olmasa. Bunun yanında işte Amatem Mitaç'ı hazır vaziyette karkası bitmiştir. Bir yılda bitecek bir hastanedir. Lekoşa Devlet Hastanesi ihalesi vardı. 500 yatak. Ama bunlar da çok ama bunlar geç kalınmadı. Geç kalınmış. Yani işte, onu diyorum işte. İçinde sürekli tabii, konuşulan, tabii, yıllardır konuşulan ancak sağlık sistemi her zaman sıkıntılıydı. Siz Sağlık Bakanı olarak ne hissediyorsunuz bu tüm imkansızlıklar içinde? İlaç yok, doktorlar eylemde, bir sürü sıkıntı var. Ne i̇şte, hissediyorsunuz? Tamam işte, yani, Ali Bilge olarak ne hissediyorsunuz? Ben üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Ben hem doktorun da tabii büyük sıkıntı var. Yani hizmet verenle hizmet alanın memnun olacağı sistemi oturtmak gerekir. Bu da çok basittir aslında. Yani bu sistemi oturttuktan sonra her şey iyiye gidiyor. Bunu bütün doktorların, çalışanların haklarını verirsin, hastanenin altyapılarını güçlendirirsin. Gelen hastanın mutlaka doktorun da sağlık personelinin de memnun olan bir sağlık personelinin, memnun olan bir doktorun karşısına daha iyi hizmet vereceğine ben inanıyorum. Ancak şu anda büyük bir sıkıntı var bu ülkede. Yani ben de o camiadan çıkmış bir kişiyim. Şu anda burada Kıbrıs'ta, dünyada bir pandemi var. Vakaların pik yaptığı bir dönem vardır. Bu dönem içerisinde bir savaş vardır. Savaşta herkes bu savaşa ben çocuğum, ben anneyim, ben babayım katılmamak diye bir şey yoktu. Onun için bu eylemin, sağlıkçıların yapmış olduğu bu eylemi tabii ki zamansız bir eylem olduğunu, halkın karşısında tepkiyi aldığımızı, belki ben de Sağlık Bakanı alıyorum ama sağlık camiası da büyük bir tepki alıyor. Sağlık camiasından gelen bir kişi olarak ben de buna üzülüyorum. Şimdi kalmış burada bir ay falan, en azından yaza giderken bu sorunları oturup hep beraber çözüyoruz. Çünkü çözebiliriz. Çünkü bu sorunlar bilen bir kişiyim, sağlıktan gelen bir kişiyim ama zamansız yapılan bir eylemdir. Onun için üzülüyorum daha çok. Orada yani siyaset olmayacak dedik ama benim çok merak ettiğim bir şey var. Sağlık çalışanları diyor ki Ali Pilli bizimle görüşmüyor. Hayır, ben görüşüyorum. Böyle bir şey var mı? Öyle bir şey olamaz. Ben hatta sendika başkanı eylemdeydi bu. Pozitifti ve evde tedavi görüldü. İyiydi yani, herhangi bir sıkıntısı yoktu. Onu zaten birkaç gün önce de aradım ben, hatırını sordum ne olduğunu falan. Dedim ki eylemi bitirin, gelin oturalım çözelim bu işi. Yani sorun bir şey yoktur. Herhangi yapılacak bir şey ve zamansız bir eylem olduğunu izah ettim. Ama bu anladım ki bu işin politik bir eylem olduğunu gördüm. Seçim öncesi bir kaos yaratma niyetlerinin olduğunu gördüm. Burada tabii burada ayırıyorum. Sağlık çalışanları ile belli kişileri ayırarak bunları konuşuyorum. Tabii. Bu dönemde gerçekten sağlıkta COVID-19'da ve sağlıkta özveriyle çalışan bir sağlık personeli vardır, doktoru vardır. Ama bunun yanında da bazıları maalesef çalışmamıştır. Bazıları da kaos yaratmıştır. Bunları da biliyoruz. Yani bunu açık yürekli de söyleyebilirim. Ama şu anda bu eylem zamansız bir eylemdir. Bitirip gelin konuşalım dedi. Hayır dedi, bitirmem dedi. Onu dedi, bunu dedi. Vatandaş isyan ediyor. Ama vatandaş isyan ediyor diyor. Bu biliyorsunuz gerçekten sağlıkta sıkıntıların olduğunu, bu eylemle de sıkıntıların bir kat daha, pandeminin en yüksek olduğu dönemlerde yapılmayacak gereken bu. Burada da kazanan, kaybeden sağlık camiasıdır, sağlıktır, bizler kaybederiz. Ben de kendimi onların yerine koyarım, dün bir sağlıkçıyım. Bırakın siyaseti, bir bakanım, bakanlar geçicidir. Yarın seçim olur, ben bakan olmam. Hı. Ama bir doktor olarak, bir sağlıkçı olarak kalacağım. Onun için bu halkın sağlığa karşı olan görüşünü ben iyi olsun, iyi olması gerektiğine inanıyorum.
Bu da nasıl kazanılır? Ona vereceğin hizmetle kazanılır. Eğer bu Ali Pilli bugün iki dönem seçime girmişse, birinci dönemde oturduğu yerde kazanmışsa, hiç konuşamaz dediler, onu dediler, bunu dediler. Ama bende niyet vardı, sevgi vardı, yürek halk sevgi vardı ve yürek vardı. Biz halkımıza karşı gösterdiğim o sevgi, halkıma vermiş olduğum o tedaviyi, ben gece yarısı yağmurda şeyde kalkıp da hastaya gidip hizmet verdim. Ben kapıma gelen hiç kimse dönmemişti. Bu verdiğim hizmetler karşında bu halk beni kucakladı ve milletvekili yaptı. İkinci dönemde yine aynı şekilde, üçüncü dönemdir bu. İkinci dönemde bütün Kıbrıs bu Ali Pilli'yi tanıdığı için bir anda yine birinci oldum. Dolayısıyla yani bu böyle boşuna değil. Eğer halk seni sevecekse, benim için değil bu geçerli. Sen bir şeyler vereceksin ve halk seni sevecek. Ben halkımdan çok memnunum. Halkımı da seviyorum. Onlar da beni seviyor. Yine beni halk seviyor. Gittiğim her yerde görüyorum sevgiyi. Karşılaşıyor musunuz Sayın Bakanım? Muayene olamadık, ilaç bulamadık. Bu, karşılaşırım tabii. Sürekli arıyorlar beni. Üzülüyorum. Yani ben bak bakanını böyle... Bazı şeyler... Yani bakan olarak da gidip... içimden öyle bir geliyor. Bakan olarak da gidip orada oturup çalışmak istiyorum. Yani o kadar geliyor. Yani çünkü çok basit şeylerle ta uzaktan Karpaz'dan gelen bir kişi yani eylemmiş bilmem ne isterse olsun Karpaz'dan gelen bir kişi bir doktorun karşısına gelip geliyorsa ve ona yalvarıyorsa hasta olarak geliyorsa sen ona bir reçete yazmazsan bakmazsan bu üzücü bir olaydır. Hipokrat yemini vardır. Yani sen çözümleri böyle eylem girer de diye eylemmiş. Bilmem nasıl eylemiş bu. Şimdi dün akşam bana kronik hastalığı olan bir kişi bir doktor arkadaşımızın önüne gitti. Bana bu ilaçları yaz dedi. Bu ilaçları yaz dedi. Annem çok zor durumdadır. Çok zor durumdadır. Bu ilaçları yaz da diyor annem ilaçsız kaldı. Ve Maus'tan bu kişi ilaçsız olarak gidiyor. Beni arıyor. Ben de diyorum ki ya git orada Maus'a da. Zaten Maus hastanesi grevde değil. Niye gitmiyor? Oradaki doktor arkadaşlarından biri sana yazacaklar dedim bu ilaçları. Sen Maus'tan gelen bir insanı yani siz ta hastanenin içine gitseni buluyor. Ya bu tamam. Burada biz ben bırak şey olarak ben bakan olarak. Hı. Ben bir sağlıkçıyım. Bir doktorum. Hekim olarak. Hekim olarak üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Onun için herkes düşünmesi lazım olay. Ali Bey aslında sizin genel yapınız itibariyle doğal oluşunuz, açık sözlü oluşunuz, siyaseten de eminim hem kendi partilerinizi hem bazı siyasetçileri rahatsız ediyor. Çünkü çok fazla ya bu düzen bozuk deyip duruyorsunuz. Çok sık rastladım bu konuşmanıza. Geliyor mu size siyaseten eleştiriler? Gelir tabii. Yani şimdi ben kişi olarak toplumsal menfaatlerin ön planda olabileceği bir sistemin yani savunan bir kişiyim. Toplum menfaatleri. Toplum menfaatleri ne demektir? Herkesin menfaati. Herkesin menfaati olursa zaten her kişi menfaat sağlayacaktır. Ama kişisel ve zümresel menfaatler ön planda çıktığı zaman bu işler gitmez, yürümez. Mutlaka ve mutlaka toplum menfaatleri ön planda olmasını isteyen bir kişiyim. Tabii ki kişiler ve bazı zümreler bana karşıdır. Her türlü de karşı olmaya devam ediyorlar. Ama benim de ben de halkıma güveniyorum. Siz asi bir yapım var demiştiniz. Asi yapımdan çok ben haktan yanayım. Hı hı. Yani şimdi ben hep empati yaparım. Şimdi bir insan doktor olarak benim karşıma gelip de benden yardım isteyen bir kişiye sağlık açısından ben yapmak mecburiyetindeyim. Bu asilik değil. Bu yapacaksın galiba. Yani bu böyledir. Bu yemin ettik bugün. Sen bugün savaşta bile bir senin dininden şeyinden bir asker orada yaralı olsa sen doktor olarak hizmetini vermek mecburiyetindesin. Yani o başkadır falan işte başka askerdir diğer taraftan falan veya dini ırkı başka bir şeydir diyemezsin. Dolayısıyla ben halktan yanayım. Zaten herkesin size yanayım. Covid amca diye bağıran çocuklar evet, vardı o dönem. Evet. Halk kahramanı evet. Olarak destek grupları da kuruldu. Çok arkanızda durdu. Yalnız şu an yaşadığımız süreçte
çok fazla sağlık camiasına hem doktorlara hattan hem size çok fazla eleştiri var. Şey sormak istiyorum. Haklı. Eleştirecek de tabii. Eğer halk eleştirmezse eleştirecek ki doğru bir yere gireyim. Yani bizi eleştirmezse zaten halk biz bir şey yapmayız. Eleştirecek, tepki koyacak. Tepki koydukça belki Ali Pindir'e gider bir yere oradan. Hı hı. Ama bu halk kazanacak. Sonunda halk kazanırsa biz de kazanacak. Şimdi şöyle bir empati yapın. Eğer biz kamu hastanelerimizi veya kamu özel hastaneleri, sonuçta sağlık bir bütündür. Kamuda ve özeldeki hastaneleri belli bir seviyeye çıkarırsak, orada hizmet alanın ve hizmet verenin memnun olacağı, yani ben hasta oldum, ben kendimi de düşünüyorum. Ben hasta olduğu zaman bu hastaneye gideceğim. Hı hı. O muameleyi görecek. Şimdi o vatandaşın gördüğü muamele, yarın biz hasta olduğumuz zaman biz de gidersek oraya, biz de aynı muameleyi göreceğiz. Siz görmezsiniz ama. Görürüz. Hiç değişir. Bu ortam, sen bakansın, şimdi belki görmezsin ama bakanlıktan düştükten sonra bu ülkede çok bakan gördüm ki, çok milletvekili gördüm ki o kapılarda bakılmıyor. Hastanelerde zamanında bakanlığı yapmış, zamanında milletvekili, zamanında çok iyi doktorluk yapmış, büyük hizmetler vermiş olan ben çok doktor gördüm ki orada veya çok öğretmen gördüm ki o kapılarda bekliyor. Çok acı. Ben onun için ben bunları hep görerek bu ülkedeki sağlığın daha ileriye, sağlık diyorum ki sağlıklı olduğu için daha ileriye taşınmasını istiyorum. Benim tek hedefim yok. Yoksa ben kendi camiama karşı düşman değilim ki. Benim kendi camiam mümkün mü? Tabii. Ben halkımı severim, meslektaşlarımı severim, sağlık çalışanını seven bir kişiyim. Ve herkesi de, doktor arkadaşlar da çoğu biliyor yani, ben herkesi kucaklarım. Eğer bir tepki koyuyorsam kendileri için ve halkım için tepki koyuyorum. Eğer bu, sen bugün şeyi kaldırırsan, grevi kaldırırsan, halkına bu zor durumda, halkının zor durumda, bu pandemide kucak açarsan sen kazanırsın. Sen kazanırsın, sağlıkçı olarak kazanırsın. Senin, bu halkın sana vermiş olduğu sevgi bir kat daha artacaktır. Ama sen yapmazsan bunu, onların da verdiği sevgi yalancı bir sevgi olacaktır. Bunu da herkes bilecektir yani burada. Doğru. Evet, son iki sorumu sormak istiyorum. Bakanlık yaptığınız dönemde konuşmalarınızla ilgili videolar hazırlandı. YouTube'da evet, gördü. İzlediniz mi onları? Hoşuma geldi. Yine böyle gülerek karşıladınız. Vallahi sanırım. Zaten evet, hoşunuza gitti mi? Video, onu soracaktım. Video tabii. Apple'dan bütün videolar benim hoşuma gidiyor. O bir güzel bir şey yani. Yani insanlar demek ki beni fark ediyor. Bir şey yapıyorum. Ben hoşuma da gidiyor. Son zamanlarda çok az yapıyorlar. Bilmiyorum niye. Daha mı az ekrana çıkıyorsunuz acaba? Efendim? Daha mı az ekranlara çıkıyorsunuz? Belki ya o yüzden. Ekranlara az çıkıyorum değil. Yani ekranlara çıkmaya çalışıyorum ama fazla ekranlara çıkmak bazen böyle çok doluyorum. Yani bazen açık bir şeyleri açık söylerim diye de, mi? Söylerim diye bir açık kendimi frenledim tabii ister istemez. Ama hedefimden hiç şaşmadım ben. Yine hedefim bellidir. Yeni dönemde, yeni hükümette eğer ben olursam sağlıkta radikal tedbirlerle bu sağlığın iyiye gitmesi için halkımıza ve sağlıkçılarımıza da tabii bunu hep baştan söyledim. Sağlık verenle sağlık alanının memnun olacağı bir sistemin mutlaka yaratılması, altyapıların bitirilmesi için çok uğraş vereceğim. Zaten bunlar olmayacaksa bizim işimiz orada yoktur. Son olarak Ali Pilli olarak, kişisel olarak hayaliniz nedir? Şu anda hayalim benim önümüzdeki günlerde gerçek söylüyorum. Önümüzdeki günlerde bu sağlık sisteminin bu ülkede böyle bir yıl içerisinde, iki yıl içerisinde bu altyapıların sağlıktaki altyapıların bitirilmesi ve bu halkımızın sağlık yönünden iyi hizmet alması, tabii ki sağlıkçıların biraz önce dediğim gibi sağlıkçılarının da memnun olacağı bir sistemin yerleşmesi ve dünyada herkesin gurur duyacağı, imreneceği bir ülkenin olmasıdır niyetim. Gerçekten bütün niyetim budur. Politikada kalış, çünkü politikada kalmamdaki esas sebep budur. Bir fırsat yakaladım ben de. Hı hı. Bu fırsatı değerlendirip hükümetle beraber
ki burada Doktor Faiz Hocaoğlu'nun da başbakanımızın gerçekten doktor olması, sağlıkçı olması, Sağlık Bakanlığı yapması, sağlığı iyi bilmesi yönünden de bir, bu ülke için bir şanstır. Eğer bana tabii ki bana da bir fırsat verilirse bu ülkedeki bu sağlık sisteminin daha ileriye taşınması en büyük hedeflerimden bir tanesidir. Benim siyaseten şu anda budur. Eğer bunlar olmazsa tabii ben siyasete ilgili belli bir şeyim olmaz artık. Çocuğum vardır, ailem vardır. Mesleğinize devam edersiniz. Mesleğime devam ederim. Çocuğumla daha fazla ilgilenirim. Hı-hı. Çocuğum da tıp fakültesine ikinci sınıftır. Hayırlı olsun. Onu iyi bir doktor olmasını için yardımcı olurum. İnsan olarak tabii ki çok iyidir. Benden annesinden almıştır. Biz Hı-hı. aile olarak da biz uyumlu bir aileyiz. Dolayısıyla oğlumun iyi bir doktor olması için ve yine sağlıkta topluma iyi bir hizmet yine vermeye evet. devam edeceğim. Budur hedefim. Başka bir hedefim yoktur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz, katıldığınız için teşekkürler.